Savaş meydanında şehit edilen tek Osmanlı padişahı, Sultan 1. Murat Hüdavendigâr'dır. Osmanlı Devleti'nin 3. Hakanı olan Orhan Gazi'nin oğlu Sultan 1. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'dur. Osmanlı Devleti'nin 3. Hakanı olan Orhan Gazi'nin oğlu Sultan 1. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'dur. Murat Han'ın, Bursa'nın fethi akabinde 1326 yılında doğduğu düşünülmektedir. Osmanlıların bir beylik haline geldiği bir dönemde babasının yanında tecrübe kazanan 1. Murat, abisi Şehzade Süleyman'ın vefatı ile Rumeli'nin fethi ile görevlendirilmiştir. Babası tarafından verilen bu vazife gereği, Osmanlıların Rumeli'deki fetihleri devam etmiştir. Özellikle Evrenos Bey, Hacı İlbey'i, Lala Şahin Paşa ve Ece Beyler komutalarındaki gaziler, 1. Murat'a bağlı olarak 3 koldan fetihleri genişletmişlerdir. 1. Murat, padişahlar içinde sultan unvanını ilk defa kullanmıştır. Bir görüşe göre 1359, bir diğer görüşe göre 1362 yılında tahta geçen ve Hüdavendigâr lakabı da alan Sultan 1. Murat dönemi, Osmanlıların beylikten devlete dönüştüğü bir dönemdir. Babası döneminde emareleri görülen devlete geçiş denemeleri, bu dönemde müessiz ve nizam olarak tam anlamıyla gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti'ndeki kaz askerlik, defterdarlık, devşirme ocağı, beylerbeylik ve sancak teşkilatı, Divan-ı Hümayun'un teşekkülü ve benzeri. Birçok devlet kurumu bu dönemde kurulmuştur. Sultan 1. Murat dönemindeki bu kurumsal düzenlemelerle eş zamanlı olarak Osmanlı fetihleri de bilhassa Rumeli yönünde hızlanarak devam etmiştir. İlk olarak Edirne, Kırklareli ve çevresini fetheden padişah, ardından Filibe üzerine yönelmiştir. Sonrasında Dimetok'a, Ohri, Sofya, Niş, Manastır, Üsküp gibi önemli Balkan şehirleri fethedilmiştir. Sultan Murat tarafından fethedilen yerlerin imarına başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki bu fetihlerine karşı bölgedeki despotlar ve krallar birleşik olarak harekete geçmişlerdir. İlk olarak 1364 yılında Sırp kralı ile Eflak ve Macar krallarının kuvvetleriyle harekete geçen Haçlı ordusu, Sırp Sındığı Savaşı olarak bilinen savaşta, Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından mağlup edilmiştir. 1388 yılında ise Osmanlı Akıncı birliklerinin pusuya düşürülmesi sonucu meydana gelen Puloşnik Harbi'nde Osmanlı birlikleri, Sırp Bosna kuvvetlerine yenilmiştir. Bunun üzerine Sultan 1. Murat, Rumeli'ye geçerek büyük bir seferberlik ilan etmiştir. Bir kısım Osmanlı birliklerini mağlup eden Haçlılar ise birçok devletten müteşekkil kuvvetle bir araya gelerek Kosova'ya ilerlemişlerdir. Tarihte 1. Kosova Savaşı olarak geçen bu savaşta Osmanlı ordusu, Haçlı ordusunu mağlup etmiştir. Sultan 1. Murat döneminde Rumeli yönündeki büyük toprak fütuhatı ile birlikte, babası Orhan Bey döneminde ilk adımı atılan Anadolu'daki idari ve siyasi birliğin sağlanması yönünde de Osmanlı Devleti tarafından icraatlar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Germiyanoğulları Beyliği'nin Beyi Süleyman Han'ın kızı ile Sultan Murad'ın oğlu Şehzade Yıldırım Beyazıt'ın evliliği gerçekleşmiş ve Osmanlı Devleti çeyiz olarak Kütahya, Simav, Eğrigöz ve Tavşanlı'yı almıştır. Yine Ege bölgesinden bazı yerlerde Hamidoğullarından para karşılığı alınmıştır. Osmanlı Devleti'nin, Batı Anadolu beylikleri üzerindeki artan hakimiyeti ve topraklarını genişletmesi, Anadolu'da hakimiyet iddiasında bulunan bir diğer beylik olan Karamanoğullarını rahatsız etmiştir. Nitekim Sultan 1. Murat, Rumeli'de gaza yaparken Karamanoğlu'nun Osmanlı topraklarına saldırması üzerine 1387 yılında Karamanoğlu üzerine sefere çıkan padişah, Karamanoğlu'nu mağlup etmiştir. Padişahın Konya surları üzerine gelmesi üzerine Karamanoğlu af dileyerek barış istemiştir. Osmanlıları tam anlamı ile bir devlet haline getiren Sultan 1. Murat, 1389'da Haçlı ordularına karşı kazanılan 1. Kosova Savaşı'nın sonunda hain bir saldırı sonucu şehit edilmiştir. İç organları Kosova'daki savaş meydanına gömülen padişahın diğer türbesi de Bursa'dadır. Sultan Murat, teşkilatçılığı, disiplini ve imar faaliyetlerine olan düşkünlüğü ile bilinmektedir. Edirne,
İznik, Bursa ve Rumeli'deki birçok yerde cami, han, hamam, medrese ve imaret gibi sosyal ve hayır müesseseleri yaptırmıştır. Sultan 1. Murat, babası Orhan Gazi'den devraldığı 95 bin kilometre karelik devlet sınırlarını, 5 kattan fazla büyüterek 500 bin kilometre kareye çıkarmıştır.